Ergenlikten itibaren hipotalamus GnRH salgılar. GnRH hipofiz bezinin ön lobunu uyarır. Hipofizin ön lobundan FSH hormonu salgılanır. FSH kan yoluyla ovaryuma ulaşır ve ovaryumdan folikülün ayrılmasına neden olur. Folikül içinde profaz 1'de bekleyen birinci oosit mayozuna başlar, folikül giderek büyür. Folikül büyüdükçe artar oranda folikülden östrojen salınır. Östrojen kan yoluyla uterusa giderek endometrium tabakasında mitoz bölünmeleri başlatır. Yüksek yoğunluktaki östrojen pozitif geri bildirimle hipotalamus ve hipofiz bezini uyarır ve salgılanan LH miktarını artırır. LH kan yoluyla ovaryuma gelir. Bu esnada birincil oosit mayoz 1'ini tamamlamıştır. Mayoz 1 sonucu ikincil oosit oluşur. LH hormonu folikülün yırtılmasını ve ikincil oositin ovaryumdan fallopi tüpüne geçmesini sağlar. Bu olaya ovülasyon denir. Yırtılan folikülden corpus luteum oluşmasını sağlar. Corpus luteum'dan östrojen ve progesteron salgılanır. Bu hormonlar kan yoluyla uterusa gelir. Östrojen uterusta mitoz bölünmeleri yeniden hızlandırır. Progesteron ise endometriyumda kılcal damar oranını artırır. Endometriyum ulaşan kan damarları sayesinde kan miktarı artırılır, mukus salgısı artar. Böylece uterus gebeliğe hazır hale getirilir. Döllenme olursa embriyonun uterusa tutunmasını sağlar. Östrojen ve progesteron artışı negatif geri bildirimli LH ve FSH hormonlarının salınmasını azaltır. Döllenme olmazsa corpus luteum bozulur. Böylece östrojen ve progesteron salınımı durur. Progesteronun azalması ile hipotalamus uyarılır ve yeniden GnRH salgılanır ve hipofiz bezi uyarılır. Döllenme olmadığından döllenmemiş yumurta endometriyumun kalınlaşmış tabakası ile kanla ile birlikte dışarı atılır. Buna menstruasyon adı verilir. Hipofiz bezinden FSH ve LH salgılanır. Bu hormonlar kan yoluyla ovaryuma gider ve bir folikül ayrılır. Büyüyen folikül östrojen salgılar. Östrojen miktarı artar. Östrojen artışı hipofiz bezinden daha fazla FSH ve LH salgılanmasına neden olur. FSH ve LH dalgası oluşur. Corpus luteum'dan östrojen ve progesteron salgılanır. Östrojenin bu hafif artışı ve progesteron artışı LH ve FSH'ın azalmasına neden olur. Döllenme olmadığında corpus luteum bozulur, östrojen ve progesteron salınması azalır. Böylece luteal evre sona erer. Folikül fazı. Ovülasyon. Luteal faz. Östrojen ve progesteron. LH ile FSH.
Uterus döngüsü. Uterus döngüsü uterustaki olayları kapsar. Olay menstruasyon evresi ile başlar. Kalınlaşmış uterus dokusu, kan ve döllenmemiş yumurta dışarı atılır. Uterus döngüsünün ikinci evresi yenilenme evresidir. Uterus yeniden embriyo için uygun hale getirilmeye başlanır. Bu amaçla ovaryum döngüsünün foliküler fazından östrojen salgılanır. Östrojen kan yoluyla uterusa gelir ve endometriyumda mitoz bölünmeleri başlatır. Uterus döngüsünün son evresi salgı fazıdır. Salgı fazında ovaryum döngüsünün luteal fazından östrojen ve progesteron salgılanır. Bu hormonlarla endometriyumda mitoz hızlandırılır, kan damarı oranı ve kan miktarı artırılır. Mukus oranı artırılır. Menstruasyon evresi. Yenilenme evresi. Salgı evresi. Ovaryum döngüsünün foliküler fazı ile uterus döngüsünün menstruasyon ve yenilenme dönemi eş zamanlı gerçekleşir. Ovaryum döngüsünün luteal fazı ile uterus döngüsünün salgı evresi eş zamanlı gerçekleşir.